kutunun başında bekledim. İstiyor kız. Mama gel. Alayım şuna ya, geleyim. Herkese selamlar. Herkese hayırlı mutlu günler. Anahtarı alayım şuradan. Şuna mama alayım. Azıcık da kıyma alayım. Kıyma da yok. Nasıl kutunun başında bekliydi? Maması var. Yaş mama istiyor. 35 lira kutusu. 3 gün yediriyorum. Günde bir öğün mamadan yediriyorum. Gerisini şeyden. Gurudan. Bacağım çok ağrıdı bak. Karışık dolma dolduracağım. 3 patlıcan var. Birkaç tane dolmalı biber var. Onun birazını yapmıştım, birazı duruyordu. Yani hep yedekte duranlar. Bunları birleştireceğim. Önce şu sütlüme bir yaş mama alayım. Orada ağlarken içim dayanmadı benim. İçeride maması, kuru maması var. İşte ondan alıştı o. Bir kutuyu diyeyim ya, üç günde yediriyorum. Olsun alayım 35 lira şimdi. Ne olur. Bu da can, onun da canı. Şey çekiyor. Kız, kimdi biri dedi, anne bir şey maması al dedi. Yer mi acaba etten başka? Balık maması mı dedi. Dur bakayım. Al burası. Açık. O da can ya, ne yapayım ben? Bacan. Neyliymiş bu? Ha, kuzu dana, hoş bulduk yavrum. Balık maması var mı? Balık ya da karışık. Hani karışık mama, et, balık, hepsi karışık. He. Öyle bir şey yazdılar bana ya. Karışık balık maması, hani karışık oluyormuş diye. Neyse sen bana kuzu maması ver. Kuzu et maması. Kuzu dana tavuk. He, kuzu dana tavuk, tamam. Karışık. Karışık, tamam. Bir tane. He, ne kadar şimdi? 35 lira. He, 35 lira, iyi. Bir de kum alacağım. Lavanta mı olsun? Lavanta olsun. İsimleri saydı da. Kaç lira kumu? 50 lira aldım. Öyle mi? Tamam. Bacım kumu kirlenmiş. Uzun süredir almadıydık. Temizliyorduk. Kirlenmiş. Tutmuş. Yine banyonun içine, yani ebeveyn banyosu var ya da burasında, onun içine kenara yapmış. Şey, pis kuma yapmıyor. Prensesimiz biraz narin. Ben az karşıya geçeceğim, şey kasaba. Kapı kapının önünde dursun bu. He, alırım. Ay. Ben burada dursun da. Kasap neredeydi? Bak şuradaydı. Kasap ilerideymiş. Bunu elimde götüreyim. Kasap aldık. Bizim evin kapısındaymış. Karşısındaymış. Ben aldım. Bizim evin yanında şey geliyordu. Adı neydi buranın? Abur cubur Facebook. Şey geliyordu. Bizim Batu istiyordu ya. Buradan gelirmiş. Şey sepetinden. Ne sepeti? Yemek sepeti. Yemek sepetinden ısmarlarmış. Buradan gelirmiş. Bize en yakın olan yer buraymış. O yüzden sordum. Oldu, iyi günler. Şeyimi ne yaptım avriye? Bir merak ettim de dedim, bir bakayım, hani demek yemek sepetinden buradan istermiş. Ya, izliyor musun? Evet, gördüm seni. Esran Hayatı YouTube kanalı. Evet, gördüm. Bu akşam kendiniz de göreceksiniz orada. Tamam, tamam bebeğim, tamam bebeğim.
Abla sen vlog mu çekiyorsun dedi. Evet dedim, ben seni izliyorum diye. Gördüm orada diye. Evet bunlar yan yanaymış. O yüzden ben bak yeni göreyim. Hep yeni fark ediyorum. Dur şimdi. Evet. 75'te bu. Benim alalım. Hoş bulduk. Hakiki işkembe gelmiş, temizlenmiş şekilde. İşkembenin kilosu ne kadar? 100 TL. Kız uygunmuş. Anam. Ben sarımsaklı işkembe bacaklara çok iyi. Bacaklara, eklem yerlerine çok iyi geliyor bu ağrılara. Bak burada gördüm. Aslında bir tartar mısın? Bakalım küçüğünü. Orta boyunu bir tart. Bu ne kadar pişmesi gerekiyor bacak bulmak için? Bir süre pişmesi lazım. Bir süre pişmesi lazım değil mi? Düdüklü de pişmesi lazım. Düdüklü mü yok? Düdüklü korkayım buradan anlamıyorum. 1 kilo 250 gram. 1 kilo 250 gram kaç yedik? Bak görüyorum anam en uygunu işkembeymiş. Üstelik de canım. Ayaklarınız da var abla. Ayaklarınız da var ne kadar? Dana dil var. Yok. Paketi 80 lira abla. Bir ayak buldum. Aa, sana burada uygun ha. Bak işte ayak paça. Bak ayaklar var. İşte bunlar hep kemik erimesine ve dükleri göstereyim ben ha. Kemiğe ve kemik erimesine şu ikisi vücuda soğuk algınlığına ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye birebir şunlar almışken insan et yerine ha bunları kullanacak işte bak bol sarımsaklı ayak paça. Kaç lira dedin o pakete? 80 lira. Az bir bakayım onu ben yakından göreyim. Şuraya bakayım. Aa bak. Eti var değil mi bunun? Tabii ki. Ay dur. Anam çok açmışım size. Aa ha bunu da alayım. Benim bacaklar çok şey. Kemik erimesi var bende. Tutmuyor bacaklar çünkü tutmuyor. He. Alayım ne yapayım tutmuyor. Yarım kilo kıyma. Kıymanın kilosu ne kadar? 380 aldım. 380. Biraz inmiş mi? 400 müydü geçen? 400 lira indi. İyi. Bana yarım kilo da kıyma var. Diğer ne kadar? O da 360 lira kilosu. Yavrum bu şey geçmiş ya, eti geçmiş ya. Bu ne? Biz önceden buna hiç... yemeklik. Yavrum. Yani sen köftelik yap da. Ama yok yok yok. Yağsız yağsız. Tamam tamam. Tamam tamam. Sen onu yap. Şimdi önceden hiç buna rağbet yoktu. Şimdi şu hale bak. Sakatat derdik. Kokusunu sevmezdik. Ben sadece Arnavut ciğerini seviyorum bundan. Fotosunu da sevmezdim ben bunu. Ama ne kadar pahalanmış şu aşağı bak. Yok. Bismillah. Ne oluyor lan? Evet. Maaşı alınca biraz bir şeyler yapmak gerekiyor. Şeyimi de aldım, kumunu aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyini aldım. Yaş mamasını. Ay içim gitti ya, gitmiş. Kabın önünde bari. Kabın önünde durmuş. Koyduğum mama sonunu yediydi. O kabın önünde durmuş. Miyavlayayım. Nasıl dayanacağım? Kusavukun içinde bir şey kaldı mı? Dur bak. Yok. İşte böyle unutayım da kaldım diye bakayım. Tekrar geri bakayım bacım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Görüyor musun nasıl bağlayayım? Tamam gel. Gelin. Tamam. Bacım buna dayanılır mı? Neden aldı? Bak karışır.
Dur bebeğim, az bir dakika. Başlan gelmez. O güzel saçların kirletmeyelim. Ama bu karışık az oluyor demek ki. Ha onu ye. Anam. Çünkü bu ancak içilik. Öbürü hep etti. Üç kereye ayrılabiliyordu bu. Az kaldı bak. Bu az oldu. Cıvık olmuş çünkü öbürü koyu oluyordu. Sade et. Şimdi bunu bir poşete koyacağım ağzını kapalı tutup. Ya da şununla şey yapacağım. Şimdi kurumasın, bunu bir daha buzdolabına koyacağım. Yedireceğim zaman dışarı çıkarıyorum, soğuk yedirmiyorum. Şimdi bunun Bismillahirrahmanirrahim siftahını yapalım ve mutfağa giriyoruz. Bu niye düştü yere? Elim arkaya dönse. Kız bu neydi? Sırtıma ağır. Kemiğim gitti. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Anam anam. Hepsini hazırlayıp buzluğa. Yarım kilo kıyma aldık mı? Yarım kilo kıymayı ikiye bölüyoruz. Şimdi. Evet. Evet şimdi bu dolma. Şu kadar da şeyden kalmış. Buna da şimdi bak. Oy. Yeni tahtamı yıkayım geleyim. Evet yeni tahtamı güzelce yıkadım. Şuradan bir kaşık alacağım şimdi. Şey yapacağım ya. Kabak yoğurtlusu da yapacağım da. Oy. Kız niye öyle oldu bu? Kendini çarptı yattı ya küçük küçük. Ben ha bu içini de kıymaya koyuyorum çıkarttığım şeyleri. Evet, bunun altını düzleyeyim. Altını da düzledik. Şimdi bunu da şey yapacağız. Yıkayacağım tabii. Aslında kabakları yıkamıştım. Ama yine süzgeçle yıkarım. Thank you.
Aslında benim evet şey kabak oyacağım vardı. Vardı. Aha. Dur. Ben bunun bir de kurusunu çok seveyim. Hava sebzelerin kurutulup da yapılmasını. Bayılayım. Çok pahalı baş. Böyle oyuyorum. Evet, oyuyorum. Şimdi ne yapacağım bakın ben. İçine koymayacağım. İçini boş bununla doldurmayacağım. Bunda ne var? Kabak içi var ve patlıcan içi var. Tavamızı buraya aldık. Suyunu sıkınca kenarlardan bak kenarlar tutuyor görüyor musun? Demek ki o tahtaya at diyen benim iyiliğime demiş. Şimdi ben bunu bu şekilde kavuracağım. Aynen şey gibi olacak o. Sarımsaklı yoğurtlu bunu yapacağım. Olmazsa mesela sarımsakla şey de yaparım. Ya da yoğurtla. Bilmiyorum şimdi ne yapacağım ama hepsi olur yani. Beynimden hemen fır fır geçiyor neler olabileceği. Şimdi burada da var. Böyle kavrulsun. Şunları bıraktım. Bunları ayrı şöyle bir şey yapacağım. Şunu da alayım. Yıkadım ben. Şimdi delindi mi mesela delinen yeri şöyle örtüyorum. Evet. Şimdi bunları ezelim. Tuzlamıştık değil mi? Evet. Evet. Bunu ayrı bırakıyorum. Bunu sirkeli, domatesli, sirkeli, bol sarımsaklı yemeğini yapıyordum ya sabah kahvaltısına. Onu yapacağım. Bunu şimdi bunu da koyalım şuraya. Bunu da yoğurtlu yapacağım. Böyle kızartırım, dilim dilim kızartıp Batu'yla bana yoğurtlu yeter. Bu şey de yeter Batu'yla bana. Bunları böyle bırakıyorum dolaba. Şimdi burayı bir düzenleyeyim geleyim.
sarımsak koyayım. Şey var, suyu alayım ama orada kalayım. Böyle yapmak lazım. Yoğurt değil de. Yeter pul biberi. Şimdi bunları yıkadım. Sulu sulu. Akşam ezanı okunuyor. Zala çalışanım. Yarın vergi işlerini halletmeye gideceğimiz için akşamdan çekip çekeyim dedim bunu. Yarın sabah, yani yarın öğlen videoya atarım. Yeter, bol olsun ya. Abaganmış mıydı? Abaganmış mıydı? Öyle bir şeydi, böyle bir şey vardı. Bizim yörenin değil ama. Bunun kenarının böyle olması iyi olmadı hiç. Sulu olan yere atıyor ama kenarında kalın. Dur, çok az da karabiber koyayım, çok az. Yeterli. Büyük yere değil de küçük yere alalım. Altını kısalım. Küçük küçük. Yanmadan. Küçük küçük. Olsun. Hemen dolmamıza geçiyoruz. Bu arada ne yapıyoruz? Bak. Dolmanın içini de değerlendirdik.
Şimdi bunu ikiye bölük. 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 Bunu dolaba. Erken açılabilmesi için hemen hani çözülsün diye ince yapıyoruz. Bu şekilde hemen çözülüyor. Çıkardığına. Bunları buraya yıkadım. Soğan, şu biberden içine lezzet katsın. Kendi biberi çürümüştü bir tarafı. Buraya ekliyorum şimdi. Kaldırdım, çürük yerine attım. 4 tane küçük diş sarımsak, domates. Yine domates. Bunları yapayım geleyim. Bunu kavurarak değil, bunu çiğden yapacağım. Sade biber dolması olduğu zaman ben kavuruyorum. Öyle lezzeti daha çok oluyor. Ama karışık olunca çiğden yapıyorum. Daha da lezzetli oluyor. Çentikliyim. Acaba diyeyim bu taraf mı diyeyim, ama bu tarafta böyle tutma yeri değil mi şu? Şöyle tutuluyor. Bura mı diyeyim acaba diyeyim? Yoksa böyle mi dökme yeri? Kız acaba burası herbile mi bu ya? Bana bir söyleyin bunu. Burada tutma yeri, bak şöyle yapınca tutma yeri oluyor. Ama buradan şurası şundan koyarken çok hep aralarında kalıyor. Bak. Ama şöyle yap. Herhalde şöyle. He, dur dur kız. Kız dur dur. İşte. Eşek olsa ne anlar ben? Ben bunlardan düz. Evet. Bizim benim kuzucuklarım beni aradı ha şimdi. Anne dedi şey yapıyoruz. Sen de geldi. Tuzunu biraz koydum bunun ben.
sen de gel dedi. Şey yapıyoruz dedi. Baklava yapmaya çalıştık. Büzgü baklava yapmaya çalıştılar. Hazır yufkadan, hazır baklavalık yufkadan büzgü olmuyor. Düz oluyor. Büzgü yırtılıyor. Yırtılmaya başlamış. Çünkü o kurutulmuş oluyor ya. O zaman yarın dedi kendimiz yaparız. Bunu börek yapacaklarmış. Sen de gel dedi bana. Ben dedim ki çocuğum ben şimdi buraya gelmeyeyim. Bugün dedim çok gezdim. Hem iki vlog çekiyorum. Bugün çarşamba. Akşama da bu vlogu çekiyorum. Daha yerini editlemedim bile. Saat geldi 6 oldu. Çarşamba akşamının 6'sı şu an. Saat. Ben daha dolma dolduracağım. Çocuğum dedim yarın o işlerimizi halledip gelirim dedim. Hem dolma da getiririm size. Dur bakalım şimdi. Evet. Pul biberini koyacağız. Bu işte her şeyi alıyor bu. Karabiberini koyacağız. Karabiber gitmiş kız. Yok dur. Heh, yeterli bu. Yok zerdeçal koymayalım. Körüve kimyon. Bayılıyorum. Bunlara bayılıyorum. Dur şey de lazım. Ha tatlı tuz biberi. Salça da koyacağım şimdi. Karışık salça. Nane. Maydanozu koyacağım. Kekik de koyacağım. Ben bunları seviyorum. Evet. Şimdi şeyi de getireyim. Dur maydanozu. Bak yavrum hala yiyor. Hala yiyor. Bakayım ne kadar. Yavaş yavaş yiyor. Evet. Güzelce yıkadım, seçtim. Azıcık içinde nane de var. Taze nane. Dereotu koymadım. Koyulayım mı bilmiyorum da. Hani dereotlu yemedim. Bizde hani dereotu koyulmaz. Dolmaya. Nasıl tadının nasıl olacağını bilmediğim için. Ben dereotunu genelde nerede yiyeyim biliyor musun? Cacıkta. Yoğurtlularda. Üstüne serpiyorum. Burada bu oldu altının. Kapattıydı ya. Göreyim mi sen? Hala alt kapatmaya çalışayım. Evet şimdi yağ gibi dedim bak ne güzel gibi. Yanlış yeriyle iş yaparmışım. Yanlış yeriyle. Evet. Evet biber salçamın sonu. Bir tatlı karşıya çıktı. Bunu da üzerine çalkalarım. Bir tatlı kaşığı bundan. Bir tatlı kaşığı da şeyci salçası. Domates. Çok azıcık da tuz. Dengelesin diye. Yağını koyduk mu? Hey Esra niye? Yağdan vazgeçtim ben. Her şeyde yağını unutuyorum. Ben yağdan da vazgeçtim. Hadi gel. Anana gel. Babana gel, anana gel.
tenceremizi alalım, doldurmaya başlayalım. İşte böyle. Şöyle yan yana koyayım. Tam şey boyutunda yaptım. Hepsini aynı boyuta getirdim. İçinde şimdi bunun içine karıştırsaydım. Daha önce karıştırıyordum, azını karıştırıyordum. Gene şey yapıyordum, hani değerlendiriyordum bunların içini. Mesela bir dibleye, bir şeye koyabiliyordum. Şimdi daha güzel oldu. En azından içi pirinçli ve pirincinden ve kıymasından eksik olmadı. Çünkü o zaman pirincini az koyacaktık. Ya da yani bir şeyleri az olacaktı. Çünkü o bayağı bir aynen sebze şey olacaktı. Şimdi biz ne yiyeceğiz? Dolma yiyeceğiz. O yüzden dolma tadında olsun. Onu da o şekilde yaptım. Bak. Ay. Kız halıyı leke etti bak gitti. Geçen halı sildim ya, halı tertemiz oldu. Evet, çok iyi olmaz artık onu verdiğimizsiniz ama yok, tertemiz oldu. Zaten su lekesiydi. Evet. Önce şunu bir bak, yanmış. Dolap yanmış. Önce onu bir ayıklayalım. Çünkü ancak harcımız, iç harcımız yeterse onu kullanacağız. Önce sapla samanı bir ayıralım. Ayırdık. Evet, inşallah bana alır bu. Daha büyük tencerem var. Var da. Dur bakalım. Evet. Dur. Evet. Kız sığdı ya, sığdı ya kız, maşallah bana. Kız nasıl da şey yaptım. En son havu yanan yeri, şeyi bile, dolmayı bile koyuyorum bak. Buz yakmış ya. Tam da karar oldu. Evet, burada bir tane daha çıkarabilirim ben. Dur. Şeyden bir tanesini daha çıkarabilirim. Bir patlıcan çıkarabilirim. Dur. Onu ziyan zaten olmaz da yapayım. Evet. Bir patlıcan daha çıkardım.
tabii ki şey tarafını biraz daha yüksek kesmişim. Olsun, o pişer. Bu pişer. O olur. Şimdi şuna bir. Bir su yapıyorum. Şuna. Nerede koyalım? Dibde kalmış salça var da. Salçasına koyduk. Bu da dibinde kalmıştı. Dibindekileri koyduk. Tamam. Şimdi bunu yavaştan yavaştan ağzını örtmesek. Çünkü çıkıntılı ya. Sıkıntılı olduğu için. Dur bakayım, görsün de ne olayım. Ya. Çok yüksekte olur. Bunun ağzı kapanmaz o zaman. Dur bakayım. Kapandı kız. Biraz daha sürüyoruz. Çünkü çiğdi. Şeyi çiğdi. Şununla koyalım. Evet. Şimdi biraz kaynasın, ondan sonra şey yaparız. Bunu gene, evet, hala şansımız var bunu yapmaya. Şimdi buraları bir toparlayayım, bir temizleyeyim şöyle. Bundan sonra geleyim. Bu tahtayı da gerçekten suda kala kala, burada da parçalanmış. Bunu atıyorum. Buna gerek yok. O oldu artık. Evet canlarım, ben burada kapatıyorum. Yani size yüzle veda edeyim. Ondan sonra piştikten sonra da görürsünüz. Gösteririm. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, izlemeyi unutmayın. Şeyi de diyorum ya, Allah'ın izniyle yoluna koyacağım. Daha ikinci videoyu çektiğim için daha çarşamba akşamının videosu da gene geç gelecek ama sonra düzenlemeye koyacağım. Gene 7'de gelmeye başlayacak. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Evet, pişti. Bunu da iyice karıştırdım. Evet. Karışık kabak ve şeyin içine böyle yaptım. Biraz da sirke koydum ona. Azıcık böyle serpiledim. Çok lezzetli olmuş. Evet, bugünkü menümüz. Evet, değerlendirmek için her şeyi değerlendirebiliriz. Bak, birkaç tane şey vardı. Birkaç tane kabak, birkaç tane biber dolması, iki tane mi, üç tane mi de patlıcan vardı. Ha işte, içini de bunu yaptık. Oh, yanına da bir yoğurt, tamam. Bu hala gelip gidip yiyor. Gelip gidip yiyor. Ağır ağır yiyor. Evet. Akşam oldu. Her yer ışıl ışıl. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Akşamki videoda görüşmek üzere. Perşembe akşamki videoda.